Pizza marine. Efendim merhabalar, Turkuaz bugün yine karşınızda. Bugün konuğumuz Cüneyt Kaya ve kendisiyle OKB hastalığını ve takıntıları konuşacağız. Ben ismin kısaltılmış halini ezberlemekte biraz sıkıntı yaşadım bugün. Takıntıları ve OKB'yi konuşacağız. Nedir bu kısaltılmış isim nedir? Takıntılar insan psikolojisine ne kadar yer ediyor? Bu takıntılar ne kadar kişinin sosyal veya aile yaşamını, okul yaşamını, eğitim yaşamını, iş yaşamını etkiliyor? Hepsinin detaylarını Cüneyt Hocam'la birlikte konuşacağız. Psikolog Cüneyt Kaya ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş böyle kış aylarına doğru yaklaşıyoruz. Havalar soğuyor ama ilişkiler her zaman canlı ve sıcak. Ama bu sıcaklık bazen fazla olabiliyor. İnsanların canını yakabiliyor. Bu noktada dengeyi tutturmaya çalışıyoruz danışanlarımıza. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür o zaman. Ediyorum. Elbette ki şimdi VTR'miz hazır. Birazdan ekranda VTR'yi izleyerek başlayacağız. Neyi konuşacağız dedik? Takıntıları konuşacağız. Fark etmeden, farkında olmadan hepimizin birçok takıntısı olabiliyor. Bunun farkında oluyoruz veya olmuyoruz ama bu bizim hayatımızın belli bir bölümünü alıyor. Kimimizde simetri hastalığı var, kimimizde doku hastalığı var, doku takıntısı var. Kimimizde bir şeyleri yapmadığımız zaman hayatın kötü gideceğine dair, başımıza kötü bir şey geleceğine dair ufak takıntılarımız var. Bunların elbette ki aşama aşama dereceleri var. Bunların hepsinin cevabını Cüneyt Hocam'la birlikte bulacağız ve sizler de sorularınızla, görüşlerinizle bizlere eşlik edeceksiniz. 444-8043 bize ulaşabileceğiniz telefon numarası ve ekranda gördüğünüz Twitter adresi de bizlere sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim adreslerinden bir diğeri. Psikolojik sorunlar dedik, psikolojik olarak takıntılar dedik. Bunların hepsinin cevabını hocamla alacağız. Hocam bu takıntıların ana kaynağında neyi bulabiliriz? Nedir bizi buraya doğru ittiren desek? Şimdi takıntıyı önce tanımlamak lazım. Nedir? Takıntı nedir? Ne zaman bir problem olarak görmeliyiz? Ne zaman bir hastalık olarak görmeliyiz? Ne zaman ciddiye almalıyız? Umursamamalı mıyız? Şimdi toplum olarak birçok kişi benzer sorunları yaşıyor. Ama hayatında sorun olarak görmüyor. Farkında değil. Bunu yapmaktan zaten memnun. Takıntılar ve buna engel olamamak onlar için bir sorun teşkil etmiyor. Ama çevreleri bu noktada belki zarar görebiliyor. İstem dışı, yani kontrolümüzün dışında olduğunda ve mantıksız olduğunu bildiğimiz halde yapmaktan alıkoyamadığımız, düşünmekten alıkoyamadığımız bir takım davranış örüntüleri diyebiliriz. Bu kişinin hayatında yolunda gitmeyen bir şeylere sebep olabilir. Psikopatolojik anlamda kişinin dengelerini alt üst edebilir. Davranışlarını yeniden organize etmek gerekebilir. Ve sosyal hayatını alt üst edebilir. Halk arasında bizim vesvese dediğimiz ama psikolojide obsesyon dediğimiz bir durum var. Bu engel olamadığımız düşüncelerdir. Bunun hareketi dönüşmüş haline de biz kompulsiyon diyoruz. Bazen hepimizde olur, aklımıza gelir bir şeyler. İşte ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi. Ama dışarıdan bunu çoğunlukla fark ettirmez insanlar ya da anlayamazsınız. Bu takıntıyı yerine getirdikçe mutluluk hissi mi gelir kişiye? Eğer takıntılar sizi uyarıyorsa, rahatsız ediyorsa ve bundan kaçındığınız zaman mutlu oluyorsanız, kendinizi daha iyi hissediyorsanız, daha güvende hissediyorsanız, korkularınız ve kaygılarınız azaldığını düşünüyorsanız bunu yapmaya devam edersiniz. Yaptıkça da rahatlarsınız. Rahatladıkça da mutluluk gelir ve beraberinde bu davranış pekişmiş olur. Tekrar tekrar yapmaya devam edersiniz. Hocam devam edeceğiz. Sinan Bey hattaymış. Alo. Sinan Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Arkadaşlar çok az duyuyorum Sinan Bey'in sesini. Yardımcı olabilir misiniz? Evet Sinan Bey, sizi dinliyorum. Buyurun. İyi yayınlar Rümeysa Hanım. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben bir şey soracaktım da. Buyurun.
Ben sürekli bir takıntım var. Işığı kapatıyorum. Sonra odaya giriyorum, geri dönüyorum. Acaba kapattım mı, kapatmadım mı? Hı hı. Sonra arabanın kapısını kilitledim mi, kilitlemedim mi? Tay şeyine varıyorum, oradan dönüyorum. Hı hı. Acaba musluğu açık bıraktım mı, bırakmadım mı? Eve kilitledim mi, kilitlemedim mi? Bu gibi sorunlarım vardı. Hocamıza onu soracaktım. Evet, hocamız cevaplasın hocam. Ne evet, Sinan Bey, öncelikle geçmiş olsun. Bu bir kompülsiyon, evet, obsesyon ve kompülsiyon, bu bahsettiğimiz konuyla ilgili yaşadığınız bir sorun. Bunun dışında sormak istediğiniz herhangi bir şey yoksa siz kapatabilirsiniz. Yayını takip edin lütfen. Bununla ilgili detayları anlatacağım. Tamam hocam. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi sağ olun. Beyefendinin söylediği gibi benzer sorunları yaşayan birçok kişi var. Bu sadece kontrol şeklinde olmayabilir. Yani beyefendininki kontrol takıntısı. Ve bunu sadece düşünmekle kalmıyor. Bir de uygulamaya koyuyor. Yani acaba ışığı kapattım mı, kapatmadım mı? Bunu dile getirmediğinizde, zihninizde düşündüğünüz sürece bu bir obsesyondur. Ama gidip bunu kontrol etmeye başladığınız zaman, eylem haline dönüştürdüğünüz zaman bu belli ritüeller şeklinde yapıldığında da kompülsiyona dönüşmeye başlıyor. Kesinlikle bu bir akıl hastalığı değildir. Kesinlikle bundan dolayı ümitsizliğe kapılmayın, karamsarlığa kapılmayın. Ancak obsesyon ve kompülsiyon problemi kendi haline bırakılırsa zamanla kesinlikle geçmez ve büyüyerek, gelişerek, yaygınlaşarak, çeşitlenerek devam eder. Yani sadece ışığı düşünmezseniz hastalık kendisini başka şeyleri besliyor mu hocam? Bunu mu anlamalıyız? Kesinlikle. Kendi kendine zaman çözüm değildir. Mutlaka bir uzman desteği alarak bunun üzerine gidilip çözülmesi gerekir. Bu noktada ilaç tedavisiyle ilgili biraz sonra anlatacağım detayları konuşmamız lazım. Yalnız ilaç tedavisi tek başına yeterli değil maalesef. Bundan dolayı da insanlar hani hekime de gittim, ilacımı da kullandım ama yine de geçmiyor diye ümitsizliğe ve umutsuzluğa kapılıyorlar. Kesinlikle rahat olsunlar, her şeyin sonu değil. Mutlaka bir çaresi var. Bunun da çaresi doğru yöne baktığınız zaman ortaya çıkıyor. Şimdi bu tür rahatsızlıklarda işte Sinan Bey'in de anlattığı gibi iş yerime kadar gidip tekrar eve dönüp kontrol ettim. Bu bir zaman kaybı. Bu bir yorum, insanın kendisinin yorulması, bir şeye adapte olamamasının başlangıç sebebi. Evet. Sosyal hayatımızda, aile yaşantımızda birçok şeye sebep de olabiliyor. Yani bizim hayatımızı olumsuz yönden bir yerlerden tırtıklamaya başlıyor bu hayat, değil mi? Kesinlikle. Kişi ancak bunu bilerek yapmıyor. Bunu unutmamak lazım. Onları anlayan insanların çoğalması gerekir. Ama dışarıdan bakıldığında ya ne var ki bunda diyerek yadırgıyorlar bir de. Bu kişileri, bu sorunu yaşayan kişileri kimse anlamıyor. Bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorlar. Yalnızlaştırılıyorlar daha da fazla. Kişi dışarıdan tepki çekmemek adına bu sefer bu tip davranışları baskılamaya çalışıyor ve kimseyle paylaşmıyor, içine atıyor. Bu da onu daha da yalnızlaştırıyor. Yalnızlaştıkça çaresizlik duygusu, yapayalnız kalma duygusu kişiyi yavaş yavaş depresyona doğru itiyor. Depresyon, insanın yaşam enerjisinin kopmuş olması, yavaş yavaş ortamdan uzaklaşması, hayat enerjisinin kopması halidir. Asıl problem OKB, yani takıntılarken bir bakıyorsunuz yanına depresif bulgular da eşlik edebiliyor. Veya korkular gelişiyor. Çünkü acaba ben bunu yaptığımda ya da yapmazsam başka sorunlar mı ortaya çıkacak gibi kişinin farkında olmadan geliştirdiği bir takım korkuları onun gelecekle ilgili kaygılarını da ortaya çıkarıyor. Tekrar yeni bir takım kaygılar yeniden kaçınmayı gerektiriyor. Beraberinde bir bakıyorsunuz yoğun kaygılı, depresif bir duygu durumuna sahip, bir takım korkular geliştirmiş, sosyal yaşamdan kopmuş, hatta çevresinden dışlanmış, iş hayatındaki ilişkisi, özel yaşamındaki ilişkileri iyice kopan bir insan profili ortaya hayattan çıkıyor. Hayattan kopan bir insan maalesef, ortaya maalesef. Çıkıyor. Ben burada basit sorular sormayı tercih ederim her zaman. Şunu sormak istiyorum şimdi. Bir gün önce yaptığı, eyleme dönüştürdüğü takıntıları yarın karar verip, tamam ben yarın bunları yapmayacağım, bugünün itibaren yapmayacağım diyemiyor mu bu kişiler? Hayır, diyemez. Ne kadar mantıklı, ne kadar eğitimli, ne kadar bilgili bir insan olursa olsun, onun iç sesleri ona hep farklı şeyleri söyleyecektir. Bu problemi bir profesör de yaşayabilir. Bir ilkokul mezunu bir insan da yaşayabilir. Bu tamamen sizinle, içinizde size olumsuzlukları fısıldayan düşüncelerinizle yaptığınız bir savaştır ve yenik düştüğünüz zaman o sesin sizi rahat bırakması için
bu sefer düşüncelerinizi gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Onlardan kaçmak için kendinizi rahatlatacak davranışlar yapmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi çok çeşitleri olabilir. Hı hı. Kontrol bunlardan bir tanesi. En sıklıkla gördüklerimiz temizlik. Hanımlar genelde ben çok titizim ya da temizliği seviyorum derler. Hayır, halbuki takıntılıdır. Ama bildiğimiz takıntılı saplantı şeklinde değil, yapmadığında rahatsız olan ve bunu belli bir ritüeller şeklinde yapan bir takıntıdan bahsediyoruz. Yani temizliği evet herkes yapabilir. Yani herkes temizlik yapan, herkes kendisine hastalanmış olarak değerlendirmesin. Hijyene dikkat eden, titiz insanlar kendisine evet bende OKB varmış diye düşünmesin. Hayır, ben burayı 3 kere sileceğim. Ben burayı 5 kez sileceğim. İşte o kafasında koyduğu kuralı yapmadığı zaman kişi rahatsız oluyorsa bu noktada bir problem var demektir. Aynı şekilde düşünce ile baş edemediği zaman kişi bunları artık davranışa dökmeye başlar. Ama obsesyon düşünce takıntısıdır. O düşünce olarak zihinde olduğu sürece kimse bunun farkında değil. Ne zaman davranışa dönüşür? İlerler artık kişi bununla baş edemez ve bunu yapmaya başlar. O zaman dışarıdan tepki çekmeye başlar. Bu çok farklı çeşitlerde de olabilir dediğim gibi. Temizlik bunlardan bir tanesi. Bunun dışında diyelim ki kendisine zarar verme takıntıları, düşünceleri olabilir. Ailesiyle ilgili korkularla ilgili bir takım düşünceler olabilir. Kaderin başkasının kaderiymiş gibi olacak şeklinde düşünenler olabilir. Yani o kadar sayamayacağınız kadar çeşitleri var. Ve herkes bunun dozunu, türünü farklı farklı yaşayabilir. Hatta bir başkası diğerinin takıntı olduğunu bile bilmeyebilir. Bir başkasının takıntısı, takıntısı olan birine garip gelebilir. Yani düzen takıntısı olan birisinin yaşadığı sıkıntı, temizlik takıntısı olan birine saçma gelebilir. Halbuki kendisinde de temizlik takıntısı aynen vardır öyle. Ama karşı tarafta sen neden bu kadar takıntılısın diye eleştiriyor olabilir. Kesinlikle. Değil mi? Bir dönem bunlar baskılanır ise, sorunlar görmezden gelinirse ya da geçiştirilirse, kişi sorunları yaşamadığını, artık ortadan kalktığını düşünse bile, artık bir şeyleri kontrol etmediğini düşünse bile, travmatik bir takım olaylarda, yaşadığı günlük yaşama dair dönemsel bir takım sıkıntılı durumlarda, aile problemleri, ekonomik sorunlar, sosyal problemler, bu tekrar alevlenip gün yüzüne çıkabilir. Peki. VTR'ye dönmek istiyorum ben. Şimdi VTR'de farklı örneklerimiz de var bugünkü yaptığımız röportajlarda. VTR ile telefon bağlantısı öncesinde. Tamam, bağlanalım. İsmi okuyabilirsem hemen alalım. Alo. Efendim? İsminizi öğrenebilir miyim? Alo. İsminizi öğrenebilir miyim? Yalnız ses gelmiyor. Ses alamıyorum. Beni telefondan dinleyebilir misiniz? Televizyondan değil, televizyonun sesini kapatıp. Ben televizyonun sesini kapattım ama sizin sesiniz güzel gelmiyor yani. Alo. Efendim? Şimdi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Tamam. İsminizi öğrenebilir miyim hanımefendi? Tamam, şimdi açıldı. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Gülşen Yılmaz. Gülşen Hanım, buyurun. Psikolojiyle ilgili galiba doktor beyin branşı anladığım kadarıyla. Evet, kendisi psikolog. Şimdi ben psikolojik bir sorunum vardı. Bu konuyu sormak istiyorum. Buyurun. Yoksa sadece konunuz takıntı mı? Nasıl yapalım hocam? Ama, değil mi? Sorumuzu alalım. Bu noktada yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa tabii ki sizi yalnız bırakmıyorum. Tamam. Şimdi benim sorum şöyle. Ben de bir rahatsızlık oldu sevgili doktorum. Geçmiş olsun. Ben esnaftım. 25 yıl, 30 yıla yakın çalıştım ama hiç tatil yapmadım. 8 tane çocuk büyüttüm. Hepsi de hayatını kazandı. Yalnız şimdi ben istirahate çekildim. Çocuklarım artık beni çalıştırmıyorlar. Yalnız ben istirahate çekildikten sonra benim bütün vücudum, ben bilinçaltı olmuyorum ama çarpıntı geliyor vücuduma. Sürekli çarpıntı, bütün vücudum, elim, ayağım, kafam, bütün gövdem çarpınıyor. Durdurun diyorum, acile götürüyorlar beni. Doktorlara beni bir durdurun diyorum. Ben baygın da değilim, zaten konuşuyorum ama bu vücudumun bu çarpınması, sonra psikolojik dediler, psikiyatriye falan şey yaptılar. Gönderdiler. Ben seçita kullandım. Bu çarpıntıdan kaslar yıpranıyormuş. Onun için de bir ilaç daha kullanmıştım ama onun ismini şu anda hatırlayamayacağım. Ben bir yıl öncesine kadar 3 yıl kullandım bu ilaçları.
Bu çarpıntı olmadan önce benim ense kökümden, omuriliğimin içinden çıkıyor sanki bir yılan gibi bir şey. Kollarıma, ayaklarıma, bütün vücuduma, sırtıma dağılıyor bu. Beni muhafaza altına alıyor. Yani benim kendi benliğim ortadan kalkıyor. Evet. Bu ilaçlar bunu geçirdi. Bir sene sonra ben bir yıl öncesinde ilaçları kullanma ihtiyacı duymadım ama doktordan izinsiz kullanmadım ben ilacı. Şimdi bu son zamanlarda yine olmaya başladı bana. Ense kökümden, ensemdeki omurga kemiğimin içinden çıkıyor. Bu beni sallayan şey. Yayılıyor vücuduma, kollarıma, bacaklarıma, sırtıma giriyor ama beni sallayamıyor. Bu sefer de ben bu şekilde olunca sıkıntıda kalıyorum. Bu bana acaba neden oluyor? Ben bunu doktorlara defalarca sormama rağmen kimse bana bu konuda bir aydınlatıcı bir bilgi veremediler. Acaba sizden bir bilgi alabilir miyim? Tabii diye ki. Sizi rahatsız ettim. Tabii ki. Yalnız sizin sesinizi alamayacak herhalde. Televizyondan takip ederseniz Gülşen yine alabilirsiniz. Bizi televizyondan takip edin. Telefonu şimdi kapatabilirsiniz. Tamam. Televizyondan tamam, konuyu tamam. takip edebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi programlar. Şimdi izleyicimize öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bir şeyi atlıyoruz. Fark etmediğimiz bir şey var çoğumuzun. Bizler insanız. İnsan beden ve psikolojiden ibaret. Yani ruh diyoruz biz buna ama ruh üzerinde bilimsel bir deney yapılamadığı için, tespit edilemediği için biz buna davranış olarak bakıyoruz. Hı hı. İnsan bedeni ve davranışlarını oluşturan psikolojik yapısı yaşadığımız sürece bu şekilde iç içe geçmiş vaziyette. Bazen bedenimiz psikolojimizi etkiler. Mesela biraz kilo alırız, canımız sıkılabilir. Bir kaza geçirip bir organımızı kaybedebiliriz, depresyona girebiliriz. Yüzümüzde bir sivilce çıkar, moralimiz bozulabilir. Buna benzer bedensel olarak, fizyolojik olarak yaşadığımız bir takım olaylar karşısında psikolojimiz olumlu da etkilenebilir, olumsuz da etkilenebilir. Formumuza gireriz, yüzümüz gülmeye başlar filan. İşte cildimizi beğeniriz, keyfimiz yerine gelir gibi. Aynı şekilde psikolojimiz de bedenimizi etkiliyor. O gün birisiyle tartışırsınız, vücudunuzda, midenizde ağrılar olur. Önemli bir sınavınız vardır, cildiniz dökülebilir. Önemli bir anlaşmanız vardır, bedensel olarak bir takım tepkiler, kasılmalar, kramplar, bayılmalar, buna benzer fizyolojik sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ve vücudumuzda yaşadığımız sorunlarla ilgili hekime gideriz. Her türlü tetkik, tahlil yapılır ama hiçbir şey bulunamaz. Çünkü bedenimiz gayet sağlıklı ancak onu etkileyen psikolojik süreçlerdeki etkenler orada bir yerde. Hanımefendinin sorununa gelecek olursak, yıllar boyu iş hayatının yaşadığı stres ve sıkıntıyla boğuşan bir annenin, 8 çocuk büyüten bir annenin bir anda emekli olması onu yaşamsal olarak boşluğa düşürmüş olabilir. Bundan dolayı vücudu bir belirsizlik ve karamsarlık karşısında panik duygularını, kaygılarını, gizli kaygılarını ortaya çıkarıyor olabilir. Ve bu da beraberindeki korkuları tetikledikçe vücudu tepki verecektir. Kalbi daha çok çarpacaktır, midesinde bir takım problemler olabilir, kasılmalar, kramplar olabilir. Hekimler de çare bulamayabilir çünkü sorunu vücudunda değil, onun yaşam amacı ile ilgili, iç dünyası ile ilgili fırtınalarda. Bu noktada ilaç da kullanmış, kesmiş daha sonra kendi kararıyla. Eğer ilaç kullanıyorsa muhakkak ilacı yazan hekimin kontrolünde kullanması, başlarken de öyle, bitirirken de öyle yapmasını tavsiye ederim. Ancak tek başına ilaç tedavisinin yeterli olmayacağını bilmesi gerekir. Bu konuda ya hekimiyle ya alanında uzman bir psikologla psikoterapi desteği alması onun yaşama dair daha sağlam adımlar atmasını sağlayacaktır. Moral olarak toparladıkça bedeni de ona uygun tepkiler verecektir. Peki VTR ile devam edeceğiz. Şöyle birkaç dakika girelim VTR'ye, reklama sonra geçelim arkadaşlar. Bir dakika bir izleyelim bakalım. Ya tabii temizlik hastaları çok oluyor özellikle bayanlarda. Onlar oluyor genelde. Yani. Nasıl oluyor temizlik? Ya isterseniz dağıntı oluyor. Yani 50 kere silse de yine temiz olmadığını düşünüyor ve tekrar silmeye çalışıyor. Sizeciğim merhabalar. Merhaba. Takıntınız var mı? Bir şeye takıntınız. Ölüme takılır. Başka niye takılır şu dünyada? Nasıl oluyor? İmanla yatmadan güzel güzel ölelim diye ona takılırız ya.
Nasıl oluyor? Sildiğiniz yeri bir daha mı siliyorsunuz? Ha, onu tabii. Sildiğimiz yeri bir daha siliyoruz. Birisine yaptırdığımız zaman bir gün sonra ben kendim yapıyor. İçine sinmiyor. Peki bu seni yormuyor mu abla? Yoruyor ama hoşuma gidiyor. Yapayım, seviyorum. Bir keselim mi arkadaşlar? Evet. Evet, burada olduğu gibi bakın yaptıkça mutlu oluyor, hoşuna gidiyor. Çünkü zihninde, düşüncelerinde henüz oranın 3 kere silinmesi, 5 kere silinmesi gerçekleşinceye kadar o ikna olmayacak. Hı hı. Evine çağırdığı temizlik görevlisi ne kadar hassas çalışırsa çalışsın mutlaka oraya kendisinin dokunması gerekiyor. Yaptığım yeri bir daha yapıyorum. Kesinlikle. Diyor. Yormuyor mu diyorum. Yoruyor ama diyor hoşuma gidiyor diyor. Bu konuda bakın geçen yıllarda İngiltere'de temizlik konusundaki takıntısından dolayı 24 saat hiç banyodan çıkmayan bir kişi hayatını kaybetti. 24 saat boyunca banyodan kesinlikle dışarı çıkmamış. Saatler boyunca insanlar temizlik yapabiliyorlar. Yani olay sadece orayı temizlemek değil. Çünkü yayılıyor, yaygınlaşıyor. Bu sefer siz hem kendinize müdahale etmeye başlıyorsunuz hem yaşadığınız alana ve diğer insanlara. Hı hı. Hani bu temizlik konusunda kişi kendi elini yıkamakla sınırlı kalsa yine iyi. Ama bu sefer tokalaştığı insanların da ellerine müdahale etmeye başlıyor. Hı hı. Yaşadıkları yere kendilerini soyutluyorlar. Evlerine kimseyi almak istemiyorlar. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Tabii ki toplu taşıtları kullanamayacaklar. İş hayatı varsa bitecek. Ve bundan dolayı maalesef hayatları alt üst olacak. Yani kesinlikle ya alt üstü temizlik değil mi diyerek umursanmayacak, hafife alınacak bir problem değil. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. OKB'nin ileri boyuttaki örneklerinden birkaç tane de ikinci bölümde sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Hani biz bugün belki basit başlama aşamasını konuşuyoruz veya o tür örnekler duyduk. VTR'de de onları izleyeceğiz ama bunun ileri safhalarda, ileri aşamalarda nelere sebep olabileceğini de sizlerden dinleyelim. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamın ardından biz burada olacağız efendim. Efendim ikinci bölümle devam ediyoruz. Turkuaz'da bugün takıntıları ve OKB'yi konuşuyoruz. Stüdyomuzda Cüneyt Kaya bizi bu konuda aydınlatmaya devam ediyor. VTR ile bir devam edelim bakalım. VTR'deki örneklerden neler gelecek? Seviyorum. Evet, ne var. İnsanların her zaman sol tarafımda yürümesini seviyorum. Sağ tarafımda olduklarını genellikle çok muhatap alamıyorum. Kişiler senin sol tarafında, evet, yürümeli. Sol tarafında. Evet, ya solağım zaten, el isim solak, dolayısıyla sol tarafımda istiyorum. Hı hı. Seninkisi de ilginç bir takıntıymış. Evet. Peki çevrende yine böyle ilginç takıntısı olan kimseler var mı? Ne örnek verebilirsin? Kuzenim var mesela, çok obsesiftir tablolar konusunda, yamukluklar konusunda. Hiçbir şekilde sevmiyor yamuk bir şey, mutlaka görürse düzeltir. Elektrik hani bir şeyi unuttum, ocak açık kaldı mı falan gibi. Anne de var böyle şeyler. Anne de var. Hı hı, sürekli kontrol etme isteğim duyuyor. Evet, çıkıyoruz sonra geri giriyor, geriye bakıyoruz, iniyoruz. Kompulsif obsesif bozukluk diye bir şey var, takıntı hastalığı. İleri boyutları kötü oluyor ama sizde küçük takıntılar var mı? Yok ama kuzenimde var sanırım o hastalığı. Nasıl hastalık bir şey? Bilmiyorum, şu an pek hatırlamıyorum ama sürekli bazı sayıları sayma, sürekli her şeyi dokunmaya çalışma falan. Bir duralım mı arkadaşlar? İçinden sayılarım. Hocam sayı sayma, plakaları okuyup onlardan mana çıkarma gibi bunun yine alt başlıklarından bir bölümü oluyor zannedersin, evet, değil mi? Tamamlama. Bunu eksikleri tamamlama. Mesela bakın bir dönem kuşağı çok yoğun bir şekilde bir tane oyun oynadı. Tetris dediğimiz. Neden çılgınca bu oyun oynandı? O oyunda hep tamamlama özelliği var. Yani siz belli geometrik şekilleri dizmeniz gerekiyor. Yamuk şekilde gelenleri hemen tamamlamanız isteniyor. Hı hı. İçgüdüsel olarak bunu yapıyorsunuz ve yaptıkça puan alıyorsunuz. İnsanın bu özelliğini kullanılarak ortaya konan bir oyundu ve birçok insanın zihni bu şekilde işliyor. Yani eksik bir şeyi tamamlama yönünde beyin çalışır. Yarım bir şey varsa onun bütününü görmeye çalışırsınız. Zihin de takıntılarla ilgili noktada kendince belirlediği bir takım yarımları, hı hı, tamamlayarak, belli sayılara tamamlayarak, çift sayılar, tek sayılar,
ya da belli bir sayıya ulaşıncaya kadar onu sayacaktır, yapacaktır. Ancak o zaman hedefine ulaşmış olacaktır. Bunu yapmayınca rahat edemez. Bununla birlikte yine saymak olduğu kadar dokunmak da olabilir. Belli şekil vermek de olabilir. Belli hareketleri yinelemek de olabilir. İşte 3 kere etrafında dönmek, masaya 2 kez vurmak, işte sandalyelerin yönünün hep belli bir tarafa bakması, hep yoldan giderken yolun bir tarafından gitmek. Ya kaldırım da, çizgisine basmamak. Evet, buna çizgilere dahil basmamak hocam? Aynı şekilde. İnsanları hep orada röportajda da gördüğümüz gibi solunla alarak yürümek. Çünkü sağında belki kontrol edemiyor. Hanımefendi orada bunu solaklığı ile açıkladı ama bunun solaklıkla bir ilgisi yok. O zaman her solak insanın hep insanları solunla alarak yürümesi gerekir. Bu kendimizce geliştirdiğimiz olmazsa olmazlarımız ve olmayınca rahatsız oluyoruz. Bu yüzden bu rahatsızlıkları kimse yaşamak istemiyor. Kimse hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşmak istemez. Ve hep kaçınma eğiliminde olur insan. Bundan dolayı da kendini rahatlatmak adına bu tip davranışları tekrar tekrar yapmaya başlar. Yaptıkça rahatlar, rahatladıkça yapar. Bir kısır döngü adeta ve gittikçe derinleşir. Kötü tarafı şu, şiddeti artar, türü değişebilir, çeşitlenebilir ve kişiyle sınırlı kalmaz, çevresine de müdahale etmeye başlar. Bundan dolayı muhakkak bunu sadece basit bir kişilik özelliği ya da bir tercih olarak görmemek gerekir, karıştırmamak gerekir. Bir uzman desteği alması lazım. Sıkıntıya düştüğü an içinden onar sayacağım veya işte tek sayıları bir yerde bulacağım. Bunlar da mı buna giriyor? Kesinlikle. Biraz kendimi huzursuz hissettim. 10, 20, 30, 40 diye içimden saymaya başlıyorum. Buna benzer yaşanmışları daha önce bir örnekte okumuştum bir kitapta. Şimdi, bu da bunun içine mi giriyor? Tam olarak değil. Eğer kişi bu düşünce ve davranışı yapmaktan alıkoyamıyorsa, yani ben evet sorun yaşadım, şimdi rahatlamak için içimden 10'a kadar sayacağım, o zaman rahatlayacağım deyip bunu saymaya başlıyorsa, bu hepimizin yaptığı bir gevşeme egzersizidir. Bu yapılabilir. Ama ben ille 10'a kadar saymak zorundayım. 10'a kadar saymayınca kesinlikle rahatlamam. Mutlaka, yani 9'a kadar saydı olmadı, 11'e kadar saydı olmadı, İlle 10 olacak. 10'da olacak. Bu bir tür takıntıdır diyebiliriz. Yani mantıksız olduğunu bildiği halde yapmaktan alıkoyamadığı düşünceler ve davranışlardır. Peki bu tür takıntıları yerine getirmediği zaman başıma kötü bir şey gelecek hissi. Bugünkü işte benim bu basit örneklerine kolye, uğurlu kolye deniliyor arkadaşlar arasında buna. Uğurlu kolye mi takmadın veya işte totem tutmak. Totem tutmak gibi bir şey. Yapmadığım şey den dolayı bana bir ceza gelecek, başıma bir şey gelecek, bir kötü şey olacak hissi ne konuşalım hocam? Kendi kendine kişinin ürettiği vesveseler ve sebep-sonuç ilişkisi, bunu ilk başta mantıksız olduğu halde aklına gelen bir düşünceye kapılı veriyor ve buna inanmaya başlıyor. Bunu yapmadıkça artık gerçekten kötü şeylerin olacağına inanıyor. Farkında olmadan da kendini o yönde itiyor. Kendine doğrulayan kehanet dediğimiz bir şey var. Bu şudur. İnandığınız bir şeye bir süre sonra gerçekten yapmaya başlarsınız. Yani ben sakarım dedikçe gerçekten sakarca davranışlar ortaya koymaya başlarsınız. Bu sefer bundan kurtulmak için kendinizce bir takım özellikler geliştirirsiniz. Ben sakarım çünkü bugün uğurlu terliğimi giymedim. Ve bunu yaymaya başlarsınız. Uğurlu terliğimi giymedim. İşte uğurlu ayakkabımı giymedim. Bugün okula giderken başıma kötü bir şey gelecek. O zaman benim yolun solundan gitmem lazım. Solundan gideceğim, işte sınıfta da sadece şuraya oturacağım, yanımda da şu kişi olacak gibi. Artık çevreye müdahale etmeye başlar. Kişinin okul hayatı mahvolur, özel hayatı mahvolur, ikili ilişkileri mahvolur. Çok zeki olmasına rağmen belki akademik yaşamda başarısızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Yani çeşit olarak çok fazla çeşitleri var. Şiddet olarak çok farklı şiddette olabilir ve birçok insanda var bu ama maalesef bunun farkında değiliz ya da örtüyoruz. Saklamak zorunda hissediyoruz çünkü insanların bizi anlamayacağını düşünüyoruz. Hep kaçındıkça, sakladıkça, bastırdıkça da problem daha da gelişiyor. Bu tür kişilere çevredeki insanların yaklaşımını da belli bir süre sonra konuşmaya başlayacağız ama şunu söylemek istiyorum bir de ben soru olarak. Çevreme zarar veririm korkusuyla evinde bıçak, mutfağında bıçak bulundurmayan bayanların olduğunu biliyoruz. Veya ben acaba durup dururken bir anda çocuğumu öldürür müyüm? Ben ona zarar verir miyim? Ben annesiyim ama ben onu işte boğar mıyım gibi hislerin de bunun bir alt başlığı olduğunun yine bir yerlerde izledim veya okudum. Doğru mudur?
İnsan zihni her zaman olduğu gibi hep en kötü senaryoları yaşayacağına dair böyle bir şeyler fısıldar. İç seslerimiz, obsesyonlarımız, vesvese dediğimiz düşünceler. Balkonun kenarına gelirsiniz, acaba kendimi aşağı mı atacağım? İşte çakmak, acaba bir yerleri mi yakacağım? Bıçak, acaba bir şey mi keseceğim? Sevdikleriniz, acaba zarar mı veririm? Ve bu korkular geliştikçe siz uzak durmaya başlarsınız. Bıçakları saklarsınız, çakmağı saklarsınız, balkona çıkmazsınız. Yani kaçınırsınız, hı hı, ya da kaçarsınız. Kaçtığımız sürece takıntılı düşünce ve davranışlar ve beraberinde korkularımız kesinlikle üzerinize büyüyerek gelecek. Bu noktada ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın, hiçbir şekilde fayda etmeyecek. Doğru terapilerle, doğru uzmanla mutlaka sorunun üzerine gidilmesi gerekiyor. OKB hastalığında olan bir kişi ilaç fayda etmez, bu cümleyi net bir şekilde söyleyebilir miyiz hocam yani? Tek başına diyelim. Tek başına yeterli olur. Tek başına yeterli değil. Mutlaka terapi desteği gerekir. Ve terapi desteği de tek başına yeterli değil. Doğru yere bakmak gerekir. Ben bu noktada şunu düşünüyorum. Psikolojik anlamda rahatsızlıkların işleyişine sebep-sonuç mekanizmasıyla bakmakta yarar var. Yani evet, bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar, yaşadığımız sorunların hepsi esasında bir sonuç. Biz sonuçtan memnun değilsek sebebini bulmak zorundayız. Hı hı. Sebebini bulursak sonucu kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. Takıntılar da böyledir. O zaman takıntıda ne yapmak gerekiyor? Hani sivrisineği öldürürsünüz ama bataklığı bulup kurutmadığınız sürece tekrar tekrar sizi rahatsız eder. Bizim sivrisinekle uğraşmak yerine bataklığı bulmamız gerekir. Hı hı. Doğru işini bilen uzman bir psikolog takıntılar noktasında sizin takıldığınız davranışlara odaklanmak yerine bunu ortaya çıkaran sebeplerle ilgili çalışır. Hiçbir ilaç da sebeplerle ilgili maalesef tedavi edici bir özelliği sağlamıyor. Bundan dolayı ilaç tek başına yeterli değil, ilaçla birlikte terapi desteğinin de olması şart. İlaçlar hepsi farklı farklıdır illaki ama ana olarak, genel olarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? O eğilimleri yavaşlatma, o eylemleri yavaşlatmak için mi kullanılması gerekiyordur? Yani biz hani cümlenin ilk başına siz şey olarak başladınız, insanız ve biz bedenden ve ruhtan oluşuyoruz. İlaç bunun beden eylemsel kısmını belki yavaşlatmak için kullanılıyor olabilir ama asıl biz bunu sebep olan ruhtaki problemi, yani bataklık diye tabir ettiğimiz kısmı bulmamız gerekiyor. Bu da ancak terapilerle olacak. Şimdi o noktada şöyle söylesek daha doğru olur. Hı hı. İlaçlar tabii ki tedavi amacıyla kullanılıyor, hı hı, ve hekim nezaretinde kullanılması gerekiyor. Ancak ilaç tedavisi psikolojik anlamda yaşadığımız sıkıntılarla mücadele ederken tek başına yeterli olmuyor. Muhakkak o problemleri ortaya çıkaran süreçlerin de değerlendirilmesi ve bir ekip çalışmasıyla, terapi desteğiyle, ilaç desteğiyle doğru yere de müdahale ederek bunun yapılması lazım. Yani amaçsız bir terapi de size fayda sağlamayacaktır. OKB hastalığında olan bir kişi terapiye gidene kadar, bir uzmandan yardım alana kadar, kendisinin size gelene kadar bir iki adım bir şeyler yapabileceği şeyler var mıdır? Yoksa tamamen mi çaresizdir bu kişiler? Hayır, çaresizlik yok. Ancak sorunlarımı ben kendim çözerim demek doğru değil. Eğer öyle bir şey olsaydı dünyanın en mutlu insanları herhalde psikologlar, psikiyatristler olurdu. Sorun yaşadık mı tak çözeriz, hı hı, güle oynaya ortalıkta dolaşırdık. Ancak bakıyorsunuz bizler de sorun yaşıyoruz. Bizim de takıntılarımız var, bizim de korkularımız var. Biz de depresyona girebiliyoruz, biz de bir takım başka sorunlar yaşayabiliyoruz. Peki bildiğimiz halde neden sorunlara çözüm üretemiyoruz? Çok basit. Kendinizle ilgili konularda mantıklı düşünüp mantıklı adım atmanız gerekirken duygularınız sizi yakalıyor ve objektif bakış açısını kaybediyorsunuz. Bu yüzden sorunu bırakın çözmeyi, daha da büyütebilirsiniz bile. Takıntılarla ilgili kişi çok yoğun bir şekilde bunlarla mücadele ederken bir yandan da zaten mantıksız olduğunu bildiği konularda doğru adımları atamıyor. Çünkü buna imkanı yok. Bırakın adım atmayı, bu düşüncelere yenik düştüğü için bununla savaşmakta güçlük çekiyor, zorluk çekiyor ve bu problem devam ediyor. Ve genelde insanlar kendisiyle ilgili konularda kaçmayı, kaçınmayı tercih ediyor. Ancak genel olarak şunu söyleyebilirim. Profesyonel bir destek alıncaya kadar sizi rahatsız eden hangi düşünce varsa, hangi davranış varsa kesinlikle
bu noktada kendinizi rahatlatacak davranışlar yapmayın. Örnek tam tersi. Örnek verirsek hocam. Işığı açıp kapatmak kontrolünü düşünen bir kişi o ışığa bakmak isteyecek. Hı hı. Kesinlikle bakmamak için kendisini zorlasın. En sonunda engel olamasa bile zorlamak adına ne kadar direnirse bu onun için bir fayda sağlayacak. Biz bunun üstüne gitmek mi diyoruz? Üzerine kesinlikle. Gitmek mi diyoruz? Sistematik duyarsızlaştırma aşamalı olarak üzerine gitmek gerekir. Ancak bunu bir uzmanla birlikte yapması lazım. Neden? Kendi başına yaptığında kaldırabileceğinden daha fazla yük yüklediği zaman kendine olan güvenini sarsabilir. Hı hı. Başarısızlık duygusu onda tekrar ben ne yaparsam yapayım bunun üstesinden gelemeyeceğim, sonuç alamıyorum diye çaresizlik duygusuna sebep olabilir. Bu da kişinin hayatından bile vazgeçmesine götürecek kadar yanlış bir takım düşünceler geliştirmesine sebebiyet verebilir. VTR ile bir devam edelim bakalım. VTR ile neler gelecek? Bir soru var hocam. Deniliyor ki VTR hazırsa devam edelim, soruyu sonra söyleyelim. Tekrar ediyor. Evet. Peki sana soralım. Bende yok. Temizlik olur, kontrol takıntısı vardır. Sürekli ellerimi yıkama gibi bir huyum var. Böyle. Peki ellerini yıkadın, temiz olduğunu biliyorsun ama yine mi yıkamak isteği geliyor? Evet. O ne işe yarıyor? Nasıl ikna ediyor seni? Yani böyle iyice kızarana moranana kadar yıkıyorum. Bu kadar. Ama bu canını acıtıyor sonuçta değil mi? Ellerini acıtıyor. Evet, ama temiz olduğunu bilmek de beni rahatlatıyor. Obsesif bozukluk diye bir takıntı hastalığı var, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Takıntı var mı sizde herhangi bir şey? Ufak da olsa çok el yıkamak, temizlik gibi. Evet. Ne var? Temizlik takıntım var. Nasıl oluyor? Nasıl bir temizlik rahatsızlığı? Yani evde ya da odamda en ufak bir şey gördüğümde hemen hani tamamen temizliğe başlıyorum. Her yeri temizliyorum, siliyorum, süpürüyorum. Hocam benim aslında bu bayanda durduk ama bir önceki genç arkadaşımızla elimi kanatana kadar, evet. Acıyana kadar yıkıyorum diyordu. Bu örnekleri biz çok sık duyuyoruz. Canı yandığı halde neden hala tekrara gidiyor? Çünkü canı yanıyor, kanıyor. Çok doğru. Ama düşüncesinde orayla ilgili henüz temizlik noktasına ulaşmadı. Eli temiz olabilir, düşünceler sen henüz temiz olmadın. Çünkü bunu yapmak zorunda bırakıyor kendisini. O obsesif kompulsif bozuklukta kişi gerçekte çevre koşullarından ziyade düşünceleriyle savaşıyor. Hı hı. Bizim bu noktada işte onun düşünceleriyle mücadelesine destek olmamız gerekiyor. Tedavi noktasında oraya müdahale etmemiz gerekiyor. Asıl problem de o düşünceleri ortaya çıkaran sebeplerin neler olduğunu bulup bu noktada ne yapabiliriz? Bunu düşünmek, buna bakmak gerekiyor. Kişi yıllarca ilaç tedavisi de alsa, yıllarca sorununu baskılasa da, yıllarca elini yıkasa da, zamana da bıraksa problem kendi kendine geçmeyecek, olduğu yerde kalmayacak. Ellerini morartıncaya kadar yıkamaya devam edecek ama sonrasında ayaklarına geçecek. Hı hı. Sonrasında bütün bedenine geçecek. Sonrasında yaşadığı mekana geçecek. Sonrasında çevresindeki insanlara geçecek. Çamaşır suyuyla ellerini yıkayan, çocukların elini yıkayan, yediği yiyecekleri yıkayan, bulunduğu çamaşır ortamı yıkayan insanlar var. Elini, vücudunu, çocuklarının elini, kolunu, vücudunu tabii. Ve hatta gıdayı mı yıkayan örnekler kesinlikle. Var? Kesinlikle. Bunun dışında anlamsız bir takım davranışlar sergileyen insanlar var. İşte birkaç kez kendi etrafında dönerek yola gitmek gibi. Mesela sokağa çıktınız ama iki kere kendi etrafınızda dönmezseniz, o yoldan giderseniz sanki başınıza kötü bir şey gelecekmiş duygusu. Ve bundan korktuğunuz için yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mantıksız olduğunu biliyorsunuz ama yapmayınca rahatsız oluyorsunuz. Beyin sizi ikna ediyor. Yani ben yine bu az önceki arkadaşın veya işte çamaşır suyuyla elini yıkayan örneğe geleceğim. Zararlı olduğunu biliyorsunuz veya hatta acı veriyor. Acı bile sizin beyninizdeki düşünceyi yenmenize yeterli olmuyor. Maalesef. Peki. Hadi devam edelim VTR'ye. Simetri takıntım var, simetri hastalığım var. Yani eğri bir şey olduğunda, bir örtüyü serdiğimde, bir tabloyu yerleştirdiğimden eğri olduğunda böyle kafama takıntı oluyor. Otursam bile gözüm orada oluyor ama tam hastalığın ismini bilmiyorum. Peki bu seni yormuyor mu? Yani ufak bir şeyden tüm evi temizliyor, tüm odayı yoruyor. Temizliyor olmak. Evet, yoruyor ama elimde olan bir şey değil. Hani yorulduğumu biliyorum ama onun o şekilde olması gerekiyor. Hani bir yer kirlendiyse tamamen temizlik yapmam gerekiyor. Kendi beynimde o şekilde
düşünüyorum. Yorulsam bile onu yapıyorum yani. Atıyorum şimdi halının üzerinde ufak bir çay lekesi gördün. Çay lekesini silsen orası temiz olacak ama sen biraz daha işi geniş mi tutuyorsun? Halıyı tamamen yıkamak istiyorum ya da tamamen halı yıkama süpürgesiyle süpürmek istiyorum. O şekilde yıkamak istiyorum. Hocam küçük bir leke, orada da ben aynı şeyi söyledim. Aslında silse o bölgeyi temizleyecek ama halının bütününü yıkama eğilimi. Ufak bir problemi büyütmek, yani küçük bir leke gördüm tüm odayı temizleyeyim gibi bir eğilim. Bu artık biraz daha işin ileri boyutunda mı oluyor? Kesinlikle artık yavaş yavaş ilerlediğini gösteriyor. Hı hı. Mücadele sadece kirli olan bölgeyle değil, onun bulaştığı ortamla da alakalı. Yani halı kirlendiyse o zaman o halı temizlenecek. O halı nerede duruyordu? Odada. O zaman bu odadaki bütün eşyalar da kirli olabilir. Bu eşyaların da temizlenmesi gerekir. Peki bu bütün eşyalar, bu oda hangi evdeydi? Bu evde. O zaman bu ev kirli olabilir. Bütün ev temizlenecek. Bu ev hangi apartmanda? Bu apartmanda. Bütün apartman temizlenecek. Bütün mahalle, bütün şehir. Yani kişiyi artık bu düşünceler yakaladığı zaman gerçekten krize sokacak kadar onun hayatını alt üst edebilir. Mutlaka hani bunları hafif düzeydeyken önemseyin, yaşamınızı alt üst etmeden doğru bir uzmanla bunun çözüm noktasına başvurun. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çünkü biz bataklığın nerede olduğunu biliyoruz ve nasıl kurutulması gerektiğini biliyoruz. Ancak bu sorunu yaşayan kişilerin ortak özelliği şudur. Bir anda her şey düzelsin. Bir ilaç içeyim, her şey bir anda hallolsun. Hayır. Böyle olmayacak. Mücadele etmeniz gerekir. Kendinize güveninizi kaybetmeden, inancınızı kaybetmeden, doğru yönde doğru adımları atarak gerçekten bu sorunların çözüldüğünü çok görüyoruz. Ve bu konuda da izleyenlerimize şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ümitsizliğe kapılmayın. Karamsar olmayın. Kesinlikle bu problemin de çözümü var. Ve çaresiz de değilsiniz. Mutlaka doğru adımları attığınız zaman sorunlar ve takıntılar ve kötü düşünceler sizin karşınızda bir sabun köpüğü gibi eriyip gidecek. Sadece sağlam durmanız gerekiyor. Hocam gelen soru, az önce sormaya çalıştığınız, yarım bıraktığınız soru şu. Bu kişiler çevresine ciddi zararlar verir mi? Çocukları bu kişilerden uzak tutmalı mıyız gibisinden bir soru var. Bizim de program öncesi konuşmamız gerekiyor diye not aldığımız notlardan bir tanesi. Bu problemi, zarar verir mi bu kişiler? Hayır, hayır, zarar vermez. Bu kişilere karşı bir tedbir almanıza gerek yok. Size müdahale etmediği sürece. Yani kendi ellerini yıkayacaktır. Kendi hayatıyla ilgili ve şöyle ortak bir özellikleri var. Obsesif kompulsif problemi yaşayan kişilerin son derece zekilerdir ve son derece duygusaldırlar. Zaten bu yüzden zarar görüyorlar. Zeki oldukları için o kadar detaylı düşünebiliyorlar. Hı hı. Duygusal oldukları için de hassas hale gelip iç dünyalarını yaralayan olaylar karşısında çok çabuk yıkılıveriyorlar. Bu yüzden de karşıt düşünceler geliştirerek o olumsuz duygu ve düşünceleri bastırmak için bu tip takıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve özellikle ilkokul döneminde, ilkokul yıllarının ilk dönemlerinde yaşanan olaylar daha fazla bunu zeminini hazırlıyor. İlerleyen dönemlerde bu kendisini gösterebiliyor. Yani travmatik olaylar, iflaslar, ayrılıklar, önemli sınavlar, iş hayatındaki bir takım zorluklar, sosyal yaşamdaki sorun ve sıkıntılar, ikili ilişkilerdeki sıkıntılar karşısında kişi sağlam duramadığı zaman iç dünyası onun geçmişte bastırdığı problemlere karşı bir anda mantar gibi bu tip takıntılar ortaya çıkarabiliyor. Biz takıntıyla uğraşırken gerçekte asıl problemi unutuyoruz. Bu yüzden çözüm bulamıyoruz, çözüm üretemiyoruz. VTR'yi devam edelim arkadaşlar. Bunun için tedavi olmayı düşündün mü? Uzmandan yardım istemeyi düşündün mü? Yok, hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Yani akışına bıraktım diyelim. Aslında değil de tabii evden çıkarken ışıklarını açık mı kapalı mı, işte tüpü o şekilde kontrol ederim. Ama takıntı halinde değil, genelde olması gerekeni. Evden çıktınız, aklınıza geldi. Aslında kapattığına eminsiniz. Yine de dönüp kontrol etme oluyor. Genelde anahtarda olur evi. Kilitlersiniz, biri sorduğu zaman kilitledin değil mi gibisinden acabalar oluyor. Tekrar dönüp kontrol ediyoruz tabii ama biri şeyinde normalde tek başınayken öyle bir şey olmuyor. Çevrenizde bu tür takıntısı olan kişiler var mı farklı? Genelde aynı şeylerle karşılaşıyorum ama öyle sürekli olan yok. Çevremizde var, bizde yok. Temizlik genelde, temizlik hastalığı. Sürekli yeri bir daha mı siliyor mesela? Nasıl? Evet. Anlatabilir misiniz? Yani
Hani temizlemesine rağmen temizlenmemiş hissetme. Evet. Nasıl bir takıntı hastalığı var? Ya bir insana, kişiye takabiliyor, bir objeye takabiliyor. Var yani. Objeye takılan kişiler nasıl bir şeyler yapıyor, nasıl tepkiler veriyor? Ya farklı eleştiriyor. Hani bende de öyle bir şey olmayınca benim acayipime gidiyor. Yani her şeyini eleştirebiliyor. Yani farklı bakıyor. Onun baktığı gözde bakmıyorsun sen. Ben bakmıyorum mesela onun baktığı gözde. Farklı oluyor. Eleştiri takıntısı mı oluyor bazı kişilerde? Evet, evet. Eleştiriyor. Peki obje takıntısı nasıl oluyor? Ya o da hani bilemiyorum. Benim var birkaç tane tanıdığım da. O da ona göre eleştiriyor yani. Aynı yere bakmıyorsun. Yani bakmadığını fark ediyorsun. Siz neler söylersiniz? Benim aslında sormak istediğim şuydu. Temizlik hastalığı oluyor bayanlarda. Çok el yıkama oluyor. Evden çıkınca gazı kapattın mı? Ütüyü fişten çektin mi gibi. Bunlar basit günlük hayatta olan şeyler ama bir anlatın neler var sizde? Ben mesela nasıl perdeyi düzgün durmasını isterim. Takılırım arkadaşa gitsem giderim ona kendisi yokken düzeltirim. Ya ben de öyle bir takıntılarım var. Düzeltmediğiniz zaman nasıl bir rahatsızlık veriyorsun? Rahatsız oluyorum. O beni yani kalk düzelt, kalk düzelt böyle beni fişekliyor adeta. Kalkamam düzelt. Mesela çıktığım zaman perdeme bakarım. Giderken mesela bakarım o perdesi düzgün değil, ne kadar salık bir insan derim yani. Onun için yorum yaparım yani. Efendim merhabalar. Takıntı hastalığını biliyor musunuz? Evet ben de var biliyorum. Nasıl bir şey var? Ama benim şu an vaktim yok, kusura bakmayın. Düzen takıntım var. Evet. Düzen ve estetik takıntım var. Nasıl oluyor bu? Nasıl bir rahatsızlık veriyor size? Yapmadan duramıyorsun. Neyi düzeltme gereği? Huzursuz gereyim. Oluyorsun. Dağınıklığı mesela. Hı hı. Toz varsa evdeki tozu almadan rahat edemiyorum gibi. Kıyafetlerim birbirine uymazsa huzursuz oluyorum. Hocam örnekler hemen hemen birbiriyle aynı. Biz işte yarım saatlik bir dilim içerisinde farklı örnekler bulmaya çalıştık ama genellikle bayanlarla karşılaştık ve temizlik takıntısının ön planda olduğunu görüyoruz ama birazdan sizinle söylemiştim. Program sonuna doğru bu uç örnekleri sizden birkaç tane örneği dinleyeceğiz. Serdar Akkaya varmış telefonun ucunda. Serdar Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Kayseri'den bulduk, arıyorsunuz beni. Bizi evet, buyurun. Kayseri'den arıyorum. Hocama birkaç soru sormak istiyorum. Kanal geçişinde gördüm hocamı da. Bir askerlik süreci yaşadım ben. Orada bir uyum bozukluğu tanısıyla bir takım ilaçlar kullandım. Yalnız takıntılarım devam etmekte. Hocam acaba ne önerir? Nasıl bir yol izlememi tarif eder? 4 ay falan oldu. Etken maddesi siprem olan bir ilaç kullanıyorum. Lektam olmasın, ismini vermeyelim. Hocam nasıl yol tarif eder acaba benim için? Ne tür takıntılarınız var? Serdar Bey. Buyurun. Ne tür takıntılarınız var diye soruyor hocam. Şu şekilde nişanlımdan ayrılma süreci yaşadım. Ona karşı takıntım var. Ani sinir ataklarım oluyor. Psikologla görüştüğümde o ilaçlara başlamıştı ama. Evet. Şimdi burada bahsettiğiniz tam olarak bir obsesif kompulsif bozukluk olmayabilir. İkili ilişkinizle ilgili yaşadığınız bir iletişim sorunu karşısında bunu saplantı haline getirmiş olabilirsiniz. Tam olarak obsesif kompulsif tanısı alabilmesi için belli ritüel şeklinde belli davranışları yapıyor olmanız lazım. Aklınızdan çıkaramamak ya da sürekli onu düşünmek ona karşı tutkulu bir bağdan kaynaklanıyor. Bu noktada ben bir aile danışmanından destek almanızı, nişanlılık sürecini nasıl devam ettirebilirsiniz ya da bitirdikten sonra bu süreci nasıl atlatırsınız, bu noktada destek almanızı tavsiye ederim. Ama bunun dışında duygularınızı bastırmak... Peki hocam, özür dilerim. Buyurun. Hocam şiddet eğilimi sergiliyorum. Evet. Sadece dediğim gibi nişanlımdan ayrıldığımda için nişanlıma karşı normal sosyal çevremde kesinlikle öyle bir insan değilim. Ancak ona karşı şiddet eğilimi gösteriyorum ama bunun için ne dersiniz hocam? Bunun da nedeni şu. Çoğunlukla bakın duygular insan içindir. Kızmak da, üzülmek de, sevinmek de insan içindir. Siz zannediyor musunuz ki ben bir psikolog olarak hep güler yüzlü, hep sakin, hep relax. Hayır, bazen arada bir böyle uçan tekme atarken de görebilirsiniz. Niye? İnsanız. Hocam bazen... biz milletlerimizle ilgilenirken
belki deşarj oluyorsunuzdur. O yüzden dolayıdır. Yani o tabii şey farklı ama bir durum. Ama insan isek bu dünyada, yeryüzünde yaratıcının bize kodladığı biyolojik mekanizma yaşaması gerekeni yaşayacak. Gözyaşı bezleri çalışmak zorunda. Öfke bir duygudur. Yeri geldiğinde yaşamanız gerekir. Sevinç, gülmek olacak. Bazen ağlayacağız, bazen güleceğiz, bazen kızacağız. Mesele duyguların var olması değil, bunu nasıl yaşadığınız. Eğer ki duygularınızı bastırıyorsanız, olması gereken yerde yaşamıyor, içinize atıyorsanız, bu tıpkı bir düdüklü tencerenin içindeki basınç gibi birike, 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 birike öyle bir noktaya gelir ki en ufak bir söz, bir davranış onu patlatır. Patlama anına ben cinnet diyorum. Bunu genelde kişiler duygularını çevreye karşı bastırırlar ama sevdiklerine karşı çok kolay dışa vurabilirler. Kendisini anladığını düşündüğü, kendisinin yanında olduğuna inandığı kişilere karşı. Bu yüzden erkeklerin çoğu dışarıda kedi, evde kaplan oluyorlar. Faturayı hanımlara kesiyorlar. Niye? İş yerinde bir müşteriye kızmıştır, öğretmenine kızmıştır, sokaktaki bir adama kızmıştır. Ama evde gelip eşine yemeğin tuzu niye fazla diye bir anda patlayabilir, çocuğuna patlayabilir. Yapılması gereken şey duygularımızı doğru şekilde yaşamaya başlamak. Karşımızdaki kişiyle de, bu nişanlınız olur, arkadaşınız olur, hocanız olur, herhangi bir kimse olur. Ben onunla hangi konuda neden anlaşamıyorum? Nasıl bir iletişim sorunu yaşıyorum? Kendimi nasıl doğru anlatabilirim? Karşımdaki insanı nasıl daha doğru tanıyabilirim? Bunu düşünmek ve iletişiminizi güçlendirmeniz her zaman sizin daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayacak. Böylece ikincil kazanç olarak sorun yaşamayacaksınız. Öfke duygularının ortaya çıkan sebepler ortaya çıkmayacak. Hayatınızı daha kaliteli, daha yaşanabilir hale taşıyacaksınız. Esasında kötü bir insan değilsiniz. Öfkeli davranışlar sizin kötü olduğunuz anlamına gelmiyor. İnsan olduğunuz anlamına geliyor. Ama duygularını sağlıklı yaşamayan, duygularını bastıran bir insan. Bu noktada da yine mutlaka bir psikolog desteği almanızı öneriyorum. Hasta olduğunuz için değil, insan olduğunuz için. Serda Bey, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Aradığınız için geçmiş olsun. Hocam, süremiz çok az kaldı. Bir soru var Twitter'dan. Denilmiş ki bu tarz kişilerin, obsesif bozukluğu olan kişilerin hayvanlardan nefret etmesi yazmışlardı zannedersem. Böyle bir şey var mıdır hocam? Hayır. Yani illa obsesif kompulsif bozukluk yaşayan insanlar hayvanlardan nefret eder diye bir şey yok. Ancak hayvanlarla ilgili takıntılı düşünceler geliştirebilir. Mesela sokakta önümden kedi geçerse o günüm iyi geçmeyecek. Kara o yüzden kedi. Mutlaka kediden kaçmaya çalışabilir gibi. Hani buna benzer bir takım düşünceler olabilir ama her OKB sorunu yaşayan kişi aynı tepkileri verecek, aynı şiddette yaşayacak, aynı türden bir takıntı geliştirecek diye bir şey yok. İzleyenlerimiz bunun bir çaresizlik olmadığını bilsinler. Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmasınlar kesinlikle. Sadece doğru yere bakmak gerekiyor. O doğru yerde ancak terapi süreciyle ortaya çıkar ve çoğunlukla da çocukluk dönemimizle alakalıdır. Yani bugün takıntı yaşıyorsanız bu bugün yaşadığınız ya da dün yaşadığınız bir sorunla ilgili değil. Çocukluk döneminizle ilgili sizi etkileyen süreçlere muhakkak bakılması ve oraya müdahale edilmesi gerekir. Hocam, uç örneklerden birkaçını dinleyelim. Neler olmuştur dünya üzerinde bu hastalık üzerinde? Evet, mesela uç örnek dediğimiz bir danışanımızın yaşadığı bir olaydan bahsedeyim. Bulunduğumuz şehirden başka bir şehire gidiyor. Orada bir ağacın sağından geçmesi gerekirken solundan geçmiş. O gün işlerini hallediyor ve akşama dönüyor. Başka bir şey, yani bulunduğu, yaşadığı şehre geri dönüyor. Fakat ben neden o ağacın solundan geçtim, sağından geçmedim? Bu düşünce onu o kadar çok rahatsız ediyor ki en sonunda biletini alıyor, atlıyor, gidiyor. O ağacı buluyor, sağından geçip geri geliyor. Rahatlama hissi geliyor. Kesinlikle. Artık, değil mi? Bunun dışında şöyle bir şey olabiliyor. Mesela bunun bir kat yukarıya merdivenlerden çıkacak, yarım saat zor çıkan danışanımız var. Basamaklardan basıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Bir türlü yukarı çıkamıyor. Ya da kapıyı açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor, dışarı çıkamıyor. Çünkü o an aklına gelen kötü bir duygu ve düşünce, bundan sonra benim kaderimin
kötü gideceğine dair onun için bir mesaj olarak algılıyor. Yani eğer o an devam ederse, hı hı, aklına gelen kötü düşünceye rağmen, hı hı, hareketine ve davranışına devam ederse, merdivenden çıkmaya devam ederse mutlaka başına kötü bir şey gelecek. Buna inandığı için de hareketini bir kademe geri alıyor. Aklından iyi bir şey geçinceye kadar bekliyor. Veya başkalarının bastığı yere basmıyor. Önünde birisi yürüyorsa onun basmadığı yerlere basıyor. Çünkü kaderim onun gibi olursa gibi. Buradan etkilenirim gibisinden. Kesinlikle. Şeyler oluyor. Peki hocam, bir soru daha sonra kapatacağım. Vücudunun el ayak hareketlerinde belli bir seriyi yakalamış ve sürekli aynı hareketi yapıyor olmak da bu hastalığın ileri boyutundan kaynaklanan bir şey mi? Sürekli bir yere kaşıyormuş gibi bir his, bir elini bir yere kenetlemiş gibi bir durum veya sürekli böyle sanki bir saz veya gitar çalıyormuş gibi bir hareket ileri aşamasında mıdır, başka bir şey midir? Tek başına bunu göstermez. Yani tek başına OKB'nin ileri bir hareketidir denmek, hı hı, doğru değildir. Ancak kompresyonlar ilerlediği zaman belli hareketleri kişi anlamsız olsa bile yapmaktan alıkoyamaz. Bu evet el hareketi olabilir, başka bir şey olabilir. Ama istem dışı bir şekilde bu süre gelmez. Burada mutlaka kendi içinde bir ritüel olması lazım. Hı hı. Yapmadığı zaman kişinin bundan rahatsız olması gerekir ve bunu bilinçli yapar. Yani bilinçli derken yaptığını bilerek yapar. Anladım. Ama, hı hı, bunu isteyerek yapmaz. İsteyerek yapmaz. Toparlayalım. Son birkaç şey söyleyelim. Eğer ekranları başında bizi izleyen, takıntıları olan veya takıntıların olduğunu bizim programımızda fark etmiş izleyicilerimiz varsa birkaç cümleyle bir şeyler söyleyelim. Hayır, tabii ki. Takıntılar istem dışı gelişen bir takım düşünce ve davranışlar ve çaresi olan bir problem. Muhakkak kişinin bunu içine atmaması, çevresiyle paylaşması gerekir. Uzmanla, yani bir uzmanla paylaşması gerekir. Ama çevresine bunu açıklaması gerekir. Bu davranışı niçin yaptığı ile ilgili. Zihninde geçen, onu rahatsız eden korkular ve düşünceler varsa bunları bastırmak yerine, çünkü bastırdığı zaman o daha da kök salıp sonradan mücadele etmek çok daha zorlaşıyor. Hı hı. Mutlaka ailesiyle, yakınıyla, bir uzmanla paylaşarak bir an önce bunun tedavisine bakmasını tavsiye ediyorum. Bir uzmandan yardım, kesinlikle, almasını tavsiye ediyoruz. Psikolojik yaşadığımız sıkıntılarla ilgili destek almak ayıp değil, günah değil. Bizi akıl hastası yapmaz, bizi özürlü yapmaz, bizi problemli yapmaz. Biz normal bir insanız ama yaşantımızda bazı şeylerle mücadele etmekte güçlük çekebiliriz. Bizim de yardıma, desteğe ihtiyacımız olabilir. Bu konuda da bize yardım edecek olan uzmanlara mutlaka ulaşmamız gerekir. Medeni toplumların, medeni insanların en önemli özellikleri bu. Sorunlar karşısında kesinlikle çaresizliğe kapılmadan yapmamız gereken şey çare aramak. Yardım istemek. Kesinlikle. Peki, teşekkür ediyorum bu hoş sohbetiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Efendim, Turkuaz'ın bugün de sonuna geldik. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde bizler farklı bir konu ve bir başka konukla burada sizinle olacağız. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.